Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine tavada çok nefis poğaça tarifim var. Dışı çıtır çıtır görüyorsunuz. Şahane bir tarif. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine bir adet yumurta kırdım. Bir küçük çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğim. Onu çok dikkatli bir şekilde azar azar ekleyelim. Bir paket kabartma tozu ekledim. Öncelikle kaşıkla güzelce toparlıyorum. Tekrar ununu ekledim. Toplamda 4 su bardağı un kullanmış oluyorum. Şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet, 4 su bardağı un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Dikkatli, kontrollü bir şekilde ekleyelim ununu azar azar. Çok güzel yoğurdum. Şimdi 10 dakika dinlendirelim hamuru. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben bugün çok ekonomik olmasını istediğim için herkesin yapabileceği şekilde olsun istediğim için lor peyniri kullanacağım. Hiç merdane kullanmadan tezgahımı yağladım. Elimle açıyorum gösterdiğim şekilde. Zaten hamur istediğiniz gibi açılabilir elinizde de. Tereyağı sürüyorum. Güzelce her tarafını tereyağıyla kapladım. Açmaya devam ediyorum. Bu tarifi sahurda da yapabilirsiniz Ramazan ayında. Kahvaltı için de yapabilirsiniz. Gerçekten çok pratik. Çayınız demlenene kadar hazır olur. Lor peyniri kullanıyorum. İçine istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıyma da kavurup katabilirsiniz. Patatesli, ıspanakla peyniri karıştırabilirsiniz. Ben lor kullandım bugün. Gösterdiğim şekilde rulo yaparak sarıyorum. İçine maydanoz da doğrayabilirsiniz. Çok yakışır. Yirmi altı santim büyüklüğünde bir tava kullanıyorum. Tavayı öncelikle güzelce yağlıyorum. Tereyağıyla veya sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Fark etmez. 2 santim kalınlığında kesiyorum. O kadar güzel, o kadar başarılı bir tarif ki inanın bu tarife bayılacaksınız. Ve elektrik fiyatlarının da çok zamlandığı bu günlerde hiç fırını açmadan pratik bir şekilde tavada pişirebilirsiniz bu şekilde. İnanın fırında pişmişinden çok daha lezzetli, daha çıtır çıtır bir tarif oldu. Şimdi ikinci parçayı da aynı şekilde açıyorum. Önce tezgahıma biraz zeytinyağı döktüm. Sonra da elimle gösterdiğim şekilde açıyorum. Tavada başka tariflerim de var. Ekmek tarifleri, çeşit çeşit yumuşacık sünger gibi ekmek tariflerim var. Çiçek ekmek var. Kekler, börekler, kahvaltılık tarifler. Hiç elektrik kullanmadan hepsi tavada. Kurabiye tarifleri, değişik çeşit çeşit bakabilirsiniz.
Elimle güzelce tereyağıyla açtım bu şekilde. Hamuru biraz daha dinlendirirseniz çok daha açılır. Mesela ben 10 dakika dinlendirdim. 20 dakika kadar dinlendirirseniz istediğiniz kadar açılır. Bu şekilde de gayet güzel açılıyor. Ama dediğim gibi 20 dakika dinlendirirseniz çok daha güzel açılır. Şimdi lor peynirinden yayıyorum her tarafına. Hatta yarısını peynirli, yarısını patatesli de yapabilirsiniz. Fark etmez. Aynı tavada pişirebilirsiniz. İki değişik farklı iç harcı hazırlayarak o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, şimdi rulo yapalım. Peynir yeterli gelmeyince ekleme yapıyorum. Her tarafına güzelce yayıyorum. Bundan daha kolay ve daha lezzetli poğaça tarifi yok diyebilirim yani. Yine aynı büyüklükte hepsini dilimliyorum. Her zaman kullandığım tavanın biraz daha büyüğünü kullandım. Bu 26 santimlik bir tava tam yeterli geldi. Evet. Tamı tamına yeterli geldi görüyorsunuz. 26 santimlik veya 28 santimlik bir tavada kullanabilirsiniz. Şimdi artık pişirme zamanı geldi. Ocağımızın orta gözünü açtım. En kısa ayara getirdim. Ve kapattım üzerine. En kısık ateşte altı kızarana kadar pişiriyorum. Bunun belli bir süresi yok. 20 dakikada olabilir, 30 dakikada olabilir. Arada altını kontrol edeceksiniz. O kısık ateşte pişecek kendi kendine. Altını kontrol ettim. Kızarmış. Görüyorsunuz. 25 dakikada kızardı. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde kapağını kapatıp pişirmeye devam edeceğim. Hem görüntüsü hem de kendisi gerçekten çok lezzetli oldu. Poğaçalar pişti. Artık zevkle yiyebilirsiniz. Bakınız, dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Nefis bir poğaça tarifi oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.